Evet sevgili öğrenciler, LGS 7 İngilizce sorularının çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorundan başlayalım. Hemen soru köküne bakıyorum. According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre hangisi doğrudur demiş. Peki yukarıda verilen bilgi ne? Bakın. Yukarıda gördüğünüz gibi bir diyalog var ve burada ilk kişi diyor ki merhaba arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Birthday party'm var diyor. Yani doğum günü party'm var diyor. Ve parti ile ilgili burada ne zaman başlayacağı ve ne olacağı aktivitelerle ilgili bilgiler vermiş bize. Ve eğleneceğiz demiş. Devamında da lütfen katılanlar bana bilgi versin. Katılabilenler demiş. Bunun bu arkadaşlar, bu arkadaşın bu davetiyesine karşılık Jane diyor ki I would love to, gelmek isterdim. Ama diyor hafta sonları büyük anne büyük babamı ziyaret ediyorum demiş. Yani katılamayacağını söylüyor. Lucy'ye geldiğimde ise Lucy I have to work on Sunday demiş. Çalışmak zorundayım. Ama bunu reddedemem. Yani davetiyeyi reddedemem demiş Lucy. O zaman katılacağını belirtmiş diyelim. Peki Mark'a geldiğimde ise Mark da ne diyor? Sounds perfect. I would like to invite some of my friends too. Ne diyor? Bazı arkadaşlarımın da davet etmek İsterim demiş. Mark da katılacağını söylüyor. Alberto ise net cevap vermiş. I'm sorry. I will be out of town. Üzgünüm. Şehir dışında olacağım demiş. Peki bu noktada baktığınızda hangisi doğru? Peki A'ya baktığımda Jane isn't going to join party. Jane partiye katılmayacak. Bakıyorum. Evet Jane partiye katılmıyor. Ama because demiş his friends invited him. Onu arkadaşları davet etmiş. Onun için katılmıyor diyor. Değil. Büyük anne büyük babasını ziyaret edeceği için katılmıyor. Peki B'ye baktığımda Lucy ve Alberto accepted the invitation. Davetiyeyi kabul ediyor diyor. Lucy'ye baktığımda evet kabul etmiş. I can't refuse it demiş. Bunu reddedemem. Ama devamında Alberto'ya baktığımda ise arkadaşlar kabul etmediğini görüyoruz. C'ye baktığımda Mark is giving a reason for not accepting the invitation. Mark davetiyeyi kabul etmemek için etmemesine karşı ne veriyor bir sebebini veriyor. Ama baktığımda yukarıda Mark ne yapmış arkadaşlar zaten? Geleceğini söylemiş. Başka arkadaşlarını da davet edeceğini söylemiş. Bu da yanlış. Ve son olarak D'ye baktığımda Lucy and Mark are going to join the party. Lucy ve Mark partiye katılacak diyor. Evet Lucy'nin konuşmasında I can't refuse it. Reddedemem bu davetiyi diyor. Katılacağı belli. Mark'a da geldiğinde arkadaşlarımı da davet edeceğim bu partiye diyor. O zaman onun da katılacağını çıkarabiliriz. Bu noktada doğru cevabımız D şıkkı oldu. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumda diyor ki according to the information above yukarıdaki bilgilere göre diyor. Aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplanamaz demiş. Hemen bakalım ismini vermiş. My name is Ron diyor. Almanya'da öğrenci. Okulu 9'da başlıyor. Bu yüzden de sabah erken kalkıyorum demiş. So I get up early in the morning. Daha sonra I have breakfast with my family. Ailemle diyor kahvaltı yapıyorum. After breakfast kahvaltıdan sonra I go to school by bus. Otobüste okula gidiyorum diyor. I have lunch at 12:30 12:30'da. Öğle yemeği yiyorum diyor ve derslerim 4'te bitiyor demiş. After school okuldan sonra diyor. Ödevimi yapıyorum. Akşam 6'da akşam yemeği yiyorum. Ve bilgisayar oyunu oynuyorum diyor. Televizyon izliyorum. Saat 10'da diyor. Uyuyorum diyor. Bu noktada bu yukarıdaki veriler kendini tanıttığı, Ron'un kendini tanıttığı, günlük rutinini verdiği paragrafta hangi sorunun cevabı yok? How does Ron go to school? Ron nasıl okula gidiyor? Bakın burada ne vermişti? By bus demişti. Yani otobüsle. O zaman ne diyeceğim? Bunun cevabı var. What time does he have lunch? Ne zaman öğlen yemeği yiyor dedim. Buna baktığımda ise arkadaşlar gördüğünüz gibi saat 12:30. Bunun da cevabı var. What does he do after school? Okuldan sonra ne yapar? Buna baktığımda ise bunun cevabı da var. Çünkü okuldan sonra ödevini yaptığını, yemek yediğini, televizyon izlediğini vesaire bahsediyor. Denizli'ye baktığımda how many lessons does he have? Kaç tane dersi var diye soru verilmiş. Ama
Burada da yukarıda bunun cevabını net olarak vermemiş paragraf. Ve doğru şıkkım D şıkkı diyeceğim. Üçüncü soruda Which of the following items is needed to prepare J potato diye vermiş arkadaşlar. Yani bu yemeği hazırlamak için aşağıdakilerden hangisine gerek duyulur demiş. Ve burada gördüğünüz gibi resim olarak verilmiş. Yukarıya baktığımda arkadaşlar burada baked potato diyor, patatesi fırında pişirin 45 dakika ve piştiğinde diyor ortasını kesin, içini alın demiş. Daha sonra yağ ekleyin, tuz ekleyin, biber ekleyin diyor ve iyice karıştırın. Son olarak da demiş patatesi diyor. Normalde neyin içerisine? Fırının içerisine koyun demiş. Bu içeriği patatesin içine koyduktan sonra daha sonra da 15 dakika kadar pişirin demiş. Bu noktada verilen yemek tarifi sürecinde hangisine ihtiyaç vardır? Baktığınızda A'da bir ne var arkadaşlar? Bıçak var ve diyor yukarıda da tarifi verirken cut the middle of the potato demiş. Bakın bu önemli. B'ye baktığımdaysa tava vermiş. Tavayla ilgili tavada yapılacak dedi. Herhangi bir şey vermemiş. C'ye baktığımda rende vermiş. Yine rendeyle ya da rendelemekle ilgili bir fiil ya da buna uyan bir açıklama vermemiş. D'ye baktığımda ise D'de ise bir süzgeç var. Yine süzmek, süzgeçle alakalı hiçbir bilgi vermemiş. Bu noktada bu yemek tarifini yaparken arkadaşlar kullanacağı, gerektireceği şey resimlerden bıçak olduğu görünüyor. Ve cevabımız A şıkkı oluyor. Dördüncü sorumuza baktığımızda yine yukarıda bilgi verilmiş. Hangisi doğrudur diyor. Peki bakalım. Using the smartphone is very popular among teens diyor. Gençler arasında cep telefonu, akıllı telefon kullanımı çok yaygın. Peki bir çalışmaya göre diyor. Gençlerin %40'ı telefonunu diyor. Share photos, fotoğraf paylaşımı ve video paylaşımı için kullanıyorlar. %35'ine geldiğinde ise gençlerin call their friends and family yani arkadaşlarını ve ailesini aramak için kullanıyor diyor. %15'ine geldiğinde ise dersleri için araştırma yapmak için kullandığından bahsetmiş ve %10'u da to find their ways yolu bulmak için muhtemelen navigasyon ve harita için kullandığını söylüyor. Peki bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Social media tools, sosyal medya araçları diyor are popular among teens. Gençler arasında popülerdir. Baktığımızda zaten %40'ı cep telefonunu, fotoğraf paylaşım, video paylaşım yani sosyal medyada geçiriyor gibi görünüyor. Dursun. B'ye baktığımda teens usually genellikle diyor gençler use smartphone for their homework ödevleri için genellikle yapıyorlar ama baktığınızda sadece %15 o zaman ben genellikle diyemem. Peki C'ye baktığımda smartphone use for communication akıllı telefon iletişim için diyor. En az popüler olanıdır diyor. Ama en az popüler olanı değil %10'u. Peki baktığımızda %15'i de bu ne arkadaşlar? Araştırma yapmak için %35'ini ne için kullanmış? Arkadaşı ve ailesini aramak için. O zaman iletişim için yaptığı en az popüler olan değil. Bunu da eledim. D'ye geldim. D'de ise most of the teens, gençlerin çoğu diyor use smartphones, cep telefonları navigasyon ve map applications yani harita uygulamaları için kullanıyorlar. Doğru bunu kullananlar var %10 ama ben buna gençlerin çoğu diyemem çünkü çok az bir bölümü derim. O zaman bunu da elerim. Doğru şıkkım Adana ve bunun da kararını bu şekilde verebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. sorumuzdan devam edelim. 5. sorumuzda hangisi yukarıda tekste bahsedilmemiştir diyor. Peki yukarıda bakalım neler var? Jane, Mark ve Frank var ve bunlar arkadaşlar muhtemelen tatillerle ilgili, sevdiği şeylerle ilgili durumlardan bahsediyorlar. Şıklara baktığımızda sporların dallarını görüyoruz. Peki bu spor dallarından hangilerinden bahsedilmemiş diyor. Peki yukarı bakalım. Jane diyor ki In my free time I love being in nature.
nature. Yani boş zamanında doğada olmayı seviyorum. I go mountain biking. Dağ bisikleti yapıyorum yaz tatilinde demiş. Bisiklet sürmeye çok düşkünüm. Çok seviyorum demiş. Jane burada bisiklet, dağ bisikletinden bahsediyor. Marka geldiğinde ise yaz tatilinde diyor. Deniz kenarına gitmeyi tercih etmem. Diğer kampçılarla ne yaparım diyor. I like staying at campsite. Yani kamp alanında onlarla oturmayı severim diyor. I enjoy hiking most. En çok da diyor doğa yürüyüşünü severim. Burada da doğa yürüyüşünden bahsetmiş. Peki Frank'a geldiğinde ise in my holiday I go to skydiving club. Ne diyor? Tatilimde ne diyor arkadaşlar? Skydiving club. Bunu diving club'la karıştırmamak lazım. Skydiving dediğim arkadaşlar gökyüzü dalışı oluyor. Ama diving ise normal bildiğimiz denizaltı dalışından bahsediyor. Bu diyor full of adrenaline. Adrenalin dolu çok diyor. Adrenalin dolu ve devamında da çok cesaret gerektiriyor. Seviyorum bunu diyor çünkü en zor, en meydan okuyucu neydi diyor? Spor demiş. Bu noktada yukarıda verildiğinde arkadaşlar Jane'in bahsettiği bakın C şıkkında ne var? Dağ bisikleti vermiş. Bunu siliyorum. Bundan bahsediyor. Yine Mark'ın bahsettiği doğa yürüyüşü var. Bunu da D'de vermiş. Frank'e geldiğinde ise o da gökyüzünden, dalıştan bahsetmiş. Evet, bunu da vermiş. A ile ilgili herhangi bir bahis veya herhangi bir bununla ilgili bir ifade geçmiyor arkadaşlar. Doğru şıkkımız A olacak. Evet arkadaşlar 6. sorumuza bakalım. 6. sorumuzda diyor ki according to the information above yukarıdaki bilgiye göre diyor which of the following equipment won't she need tomorrow? Yarın diyor aşağıdaki ekipmanlardan hangisine ihtiyacı olmayacak. Peki yukarıdaki kişi bakalım bize ne söylüyor? This is my second day in Artvin. Bugün Artvin'in ikinci günü. Burada çok iyi zaman geçiriyorum demiş. Yesterday dün ne gittim? Doğa yürüyüşüne gittim arkadaşlarla. Tomorrow yarınsa diyor. We are going to go rafting'e gideceğiz diyor. Ve çok güzel olacak diyor. Peki o zaman yarın rafting'e gideceğine göre hangisine ihtiyaç duymaz demiş. Peki A şıkkına baktığımda a life jacket. Rafting yaparken life jacket yani can yeleğine ihtiyaç duyar mı? Evet duyacaktır. Çünkü can yelekli yapamıyorlar. B'ye geldiğinde a helmet. Peki helmet dedi ne? Koruyucu başlık anlamında sporcuların da kullandığı, kafalarını korumak için kullandığı başlık. Buna da ihtiyaç duyacaktır. C'ye geldiğinde ise carbon paddles yani arkadaşlar bu da kürek. Bildiğiniz gibi zaten rafting'de kürek kullanılıyor. D'ye baktığındaysa D'deki arkadaşlar D şıkkındaki ekipman arkadaşlar bu daha çok yüzme dalış için kullanılan ekipman ve buna da ihtiyaç duymayacaktır dedik. Yani A, B, C şıkkındaki ekipmanlar ne ekipmanlar arkadaşlar? Rafting ekipmanları iken D ise rafting'de kullanılmayan bir ekipman. Bu yüzden doğru cevabımız denizli dedik. 7. sorumuzdan devam edelim. 7. soruda bilgiye göre diyor Mickey'nin en iyi arkadaşı kim olabilir? Peki bakalım Mickey ne demiş? I have lots of friends in my classroom. Sınıfta birçok arkadaşım var. But my best friend is in a different classroom. En iyi arkadaşım farklı bir sınıfta demiş. We trust each other diyor. Yani biz birbirimize güveniriz. And keep secrets. Neyleri? Sırlarımızı tutarız. He never tells lies to me. Bana asla yalan söylemez. He always buys present for me. Her zaman benim için hediye alır. Ve ben de onun için hediye alırım demiş. We have many things in common. Ortak birçok noktamız var. Örneğin demiş. İkimiz de müziğe ve kitaba ilgiliyiz diye vermiş arkadaşlar. Peki bu noktada Mickey'nin en samimi, en iyi arkadaşıyla ilgili söylediği cümlelere baktığımızda B
birbirlerine güvenmeleri, sırlarını tutmaları, onun asla yalan söylememesi, onun her zaman ona hediye alması gibi ve ortak noktaları olması ifadeleri verilmiş arkadaşlar. İşte bu noktada aşağıdakilerden hangisi Mickey'nin en iyi arkadaşı olabilir? Jim'e geldiğinde Jim'in özelliği shy, yani utangaç. Yukarıda utangaçlılıkla ilgili herhangi bir ifade verilmedi ve fair diyor, o da adil olabilir ama utangaç verilmedi, dursun. Tom'a geldiğinde jealous, kıskanç diyor. Mickey'nin en iyi arkadaşı kıskanç değil. Bununla ilgili bir ifade yok. Loyal demiş, sadık. Bill'e geldiğinde generous, yani cömert. Olabilir mi? Evet, olabilir. Her zaman Mickey için ne alıyor? Hediyeler alıyor. Ve honest diyor, yani düzgün, dürüst. Baktığımızda da asla yalan konuşmaz diyor ve birbirlerine güveniyorlar. O zaman B şıkkı olabilir. D'ye geldiğimde ise reliable, güvenilir. Ama funny demiş, eğlenceli. Funny ile ilgili, Mickey'nin iyi arkadaşının eğlenceli olması ile ilgili herhangi bir ifade de yukarıda verilmemiş. O zaman bu bilgi yarışında Mickey'nin en iyi arkadaşı, Mickey'nin kendi anlattığına göre kim olabilir arkadaşlar? Bill olabilir. 8. sorumuza bakalım. 8. sorumuzda diyor, which of the following picture? Aşağıdaki resimlerden hangisi diyor, Mary'nin gideceği yer olabilir, destinasyonu olabilir. Peki bakalım yukarıda ne vermiş? Jane diyor ki, do you like traveling? Seyahat etmeyi sever misin boş zamanlarında? Yes I do, severim demiş. Ve her birimizin seyahat ihtiyacı var bizim diyor. Peki Jane diyor ki, where would you rather visit? Nereyi gezmeyi tercih edersin? Mary'nin cevabı ise, I don't prefer spending time at the beach. Yani kumsalda zaman geçirmeyi tercih etmem diyor. I'm keen on history. Yani tarihe düşkünümdür diyor. I prefer visit ancient places. Yani tarihi eski yerleri gezmeyi demiş, tercih ederim. I prefer visiting ancient places. Devamında, do you have plan for the next year? Gelecek yıl için bir plan var mı demiş Jane. Mary de diyor ki, I'm going to visit all buildings and structures in European cities. Yani Avrupa'daki şehirlerin eski yapılarını ve binalarını gezeceğim, göreceğim demiş. Bu noktada Mary'nin gideceği hangisi olabilir demiş. Ve bu şıklarda biz ne arayacağız? Tarihi yer arayacağız. A'ya baktığımda kayak merkezi gibi ve otel resmi var. Bu değil. B'de ise tam tersi, hiçbir zaman kumsalda zaman geçirmeyi tercih etmiyordu. Bu da gitti. G'ye baktığımda ise havuzlu bir villa var. Ama Mary'nin söylediği eski binaları ve yapıları ziyaret edeceğim, gezeceğim, göreceğim diyor. O zaman D'de gidiyor. Doğru şıkkımız C. Gördüğünüz gibi C şıkkımız arkadaşlar. Eski tarihi yapı örneği mevcut. Evet arkadaşlar, 9. sorumuza bakalım. 9. soru diyor ki, which of the following hotels should Peter choose? Peter hangi oteli seçmeli demiş. Peki yukarıya bakalım, Peter ne demiş bize? Peter graduated from university this year. Bu yıl üniversiteden mezun olmuş. He is very tired, çok yorgun ve o düşünüyor, ne düşünüyor? He deserves a long holiday. Yani uzun bir tatil hak ettiğini düşünüyor. He doesn't want to travel a lot. Çok seyahat etmek istemiyor. He only wants to take a rest. Sadece dinlenmek istiyor. He would like to stay in a luxury hotel. Lüks bir otelde kalmak istiyor. And doesn't want to worry about the food and drinks. İçecek, yiyecek derdini düşünmek istemiyor. Yani bunlarla uğraşmak istemiyor. He saved a lot of money for his summer holiday. O yaz tatili için para biriktirmiş. So, bu yüzden he is ready to spend much money for the holiday. Tatil için çok para harcamaya da ne? Şu an hazır, paramı biriktirdim diyor. He likes water sports. Su sporlarını seviyor. He also wants to try different foods. Farklı yemekleri de ne yapmak istiyor arkadaşlar? Denemek istiyor. Bu noktada baktığımızda otellere bakalım. Best Resort Hotel demiş ve suitable for every budget. Her bütçe için uygun. Bed and breakfast. Sadece kahvaltı ve yatak var. Tarihi yerlere de yakınmış.
bu oteli Peter için uygun olduğunu düşünmüyoruz. Peter ne istiyordu arkadaşlar? Lüks istiyordu. Yemek sıkıntısı olmasın, içecek sıkıntısı olmasın istiyordu. O zaman bunu seçmez diye, seçmemeli diye düşünüyoruz. Peki ikinci otelimize baktığımızda ise inexpensive, yani pahalı değil diyor. Cook your own food, kendi yemeğinizi pişirin demiş. Bu da o zaman aslında lüks olmadığını gösteriyor ve yemeği kendi pişirecek. Peter ise bunu düşünmek istemiyor, bununla uğraşmak istemiyor. Peki Blue Palace Hotel'e baktığımızda beach and sea, sahil ve deniz, kumsal ve deniz demiş. Özel restoran ve dishes from different cuisines, farklı mutfaklardan yemekler. Buraya baktığımızda yukarıda Peter farklı yemekler denemek istiyordu ve su sporlarını seviyordu. O zaman olabilir. D'ye geldiğinde ise D'de kayak merkezine yakın diyor. Ve local food, yerel ne demiş? Yemeklerden bahsetmiş. Ama o su sporlarını sevdiği için tercih edilmesi gereken otel Blue Palace Otel olmalı arkadaşlar. Cevabımız Bursa dedik. Evet arkadaşlar, son sorumuz: Which picture doesn't show the course that David does? Hangi resim diyor David'in yaptığı işleri göstermiyor, işlerden bir tanesini göstermiyor. Peki bakalım. Doing the laundry demiş, yani çamaşır yıkamasından bahsetmiş. Cumartesi günü için. Ironing, ütülemeden bahsetmiş. Pazar günü için. Cooking, yemek yapmaktan bahsetmiş. Pazartesi günü için. Ve vacuuming, evi süpürmeden bahsetmiş. Salı günü için. Bu noktada baktığında arkadaşlar, A şıkkına baktığında yemek yapma neyinden bahsediyor? İşinden bahsediyor, ev işinden bahsediyor. Yukarıda baktığımızda mevcut. O zaman bu gösteriyor listede. B'ye baktığımdaysa ütü yapıyor. Ironing dediğimde ütü yapmaktı. Bu da gösteriyor. C'ye baktığımdaysa arkadaşlar çöp atmayla ilgili yukarıda listede bir iş yok. Ama dursun, D ile sağlamamı yapalım. D'de baktığımızda ise elektrikli süpürgeyle evi ne yapıyor? Süpürüyor, yani vacuuming yapıyor. O zaman burada David'in yaptığı işi göstermeyen resim C şıkkındaki çöp atma resmi arkadaşlar. Doğru şıkkım C şıkkı